Sevgili seyircilerimiz, kıymetli takipçilerimiz, bizi ekran başında böyle büyük bir sevgiyle, beğeniyle izleyen bütün izleyicilerimize sesleniyorum. Şu dakikadan itibaren burcunuzla ilgili ne öğrenmek istiyorsanız, özelliğinizi, pozitif, negatif özelliğinizi, partnerinizle aranızda neden sorun olduğunu, buyurun efendim, numaralarımız gelsin bakalım. Burcunuzla ilgili hadi arayın bizi. 0-212-333-33-70-71 canlı yayın Aa, telefon numaralarımız. bugün. Bugün de içimden geldi sizi canlı Aa, yayına süper. bağlamak istiyorum. Yay kadınları paraya mı, aşka mı daha çok düşkündürler? Onları en çok ne mutlu eder? Aşk mı, para mı? İkisi de değil özgürlük Aa, bak görüyor musun ille de özgürlük ondan sonra aşk da olabilir para da olabilir İkisi bir arada özgürlük yani aşk önemli. bile olsa onun özgürlüğünü kısıtlamayacak bitti o aşk O bitti. ona müdahale etmeyecek Aa, evet. bir. Evet. Başına buyruk kadınlar değil mi? Başına buyruk. Diyorum ya yarı insan Şunu mu diyorsun Filiz? Benim. Bir yay kadınının. <laughs> Gülme. Ya yarı insan yarat nedir ya? Nasıl Bak bir tanımlama şimdi, bu? Astroloji de oğlum dinlesene beni. Ah ne kadar anladığım belli <laughs> astrolojiden. Astroloji. Oo, <laughs> kavga da söylenmez bu. Astroloji de <laughs> sembolize eden astrolojiyi e, elinde bir ok bir insan a, a, altı belden aşağısı attır. Bunun sembolü budur. Yani yay insanları dıkı 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 dık, dık, dık atta koşan. Özgürlüğüne düşkündür. Ok, dur, önüne geleni okunan. Peki ya yani. insanın hep bir hedefi var mıdır? Hep bir hedefi vardır. Hiç öyle başına buyruk biri değildir. Çok çalışkandır, at gibi koşturur. Yani bir yayın özgürlüğünü elinden al, her şeyi hayata ya. küser. Her şeyden, ya. adam da olamaz. Yay zaten hastalanınca çok panik olur, yatağa bağlanacağım diye. Aşkı meşki düşünmez. Parayı da düşünmez. Eyvah ben şimdi kaç ameliyat olmaktan korkar. Çünkü ben daha alınacak korkusu vardı. Şey merak ediyorum. En anlaşamadığı burç hangisi? Yay. Hmm. En anlaşamadığı. Asla yan yana gelemezler diyeceğimiz aşağı yukarı. Ha. Duygusal burçlarla anlaşamaz. Balıklarla anlaşamaz. Hmm. Yengeçlerle anlaşamaz. Bak, ya, yengeç onlara, onlara çok duygusal bir içine dönük gelir. O yay böyle kafa bulucu insanlarla, ikizlerle kafa, bulucu. kafa yani birlikte böyle bir alev alev. Hmm. Ondan sonra <laughs> ikizler. Ee, kova, kovayı çok sever. Terazi'yi sever. Aslan'ı çok sever. Aslan anlaşıyorlar ya. Aslanla çok Koç'la iyi. Yalnız aslanın kuyruğuna çok iyi basar ya. Aslan çünkü çok gururludur aslan ya. Aslan ama sinirlenebilir kuyruğa tabii, tabii, basınca. Tabii yay ağzından bıldırıldırıldır. Bıldır Aslanları konuşmuşken şunu da sorayım. Aslan kadınları şanssız bir dönemdeler mi? Çünkü o kadar çok aslan kadını bugün sormuş ki. Aslanlar şanssızlıkları nasıl kırabilirler diye. 12 Haziran'da Mars Aslan burcuna geçiyor. Aslanların şansı orada yükselecek. Daha hareketli olacaklar. Gerçekten şöyle neyi planlarlarsa yarıda kalıyor. Yapamıyorlar. Çok haklılar. 12 Haziran'da Hak bu gidiyor. döngü bitiyor. O bir döngü bitiyor. Ama dediğim gibi biraz da aslanlar çok seçiciler. Çok. Birazcık Hayatta seçici şey. olmak güzeldir. Güzeldir. Hayatta işte... seçici olmak güzeldir. Çok fazla ha. yapılan bir hata var. Bak değineyim lafı gelmişken. Söyle. Sosyal medyada özellikle bu pandemi sürecinde herkes oradan yazıştı falan filan. Biriyle bitiyor. O diyalog başkasıyla başlıyor. Biriyle bitiyor. Başkasıyla başlıyor. Birçok kız bu sebeple birçok papatya travma yaşadı. Birçok... Depresyona girenler oldu diyorum ki bakın sürekli birileriyle iletişim halinde olmanız gerekmiyor vallahi gerekmiyor biraz seçici olun bak aslan kadının seçici olması güzel bir şey evet. çünkü hayatınızda kendi başınıza mutlu olabilmeniz büyük bir olay hayattan keyif alabilmeniz büyük bir olay hiçbir mutluluğunuzu yaşam sevincinizi bunun altını çizelim yaşam sevincinizi kimseye mal etmeyin çünkü o insan gittiğinde yaşam sevinci mi gidecek yani evet. bu mudur hayat? Öyle bir şey yok. Kendi başına mutlu ol. O da sana katma değer yaratsın. O da sana ayrıca mutluluklar versin. Birlikte böyle paylaşımlardan mutlu olacağınız insan. Aslan kadını bu anlamda bilinçli. Evet. Diyor ki benim hayatıma bir değer katmayacaksa ben istemiyorum Hayatım kimseyi diyor. Ayrıca yalnız da güçlü bir kadındır bak. Bir şey yalnız başına mi? güçlü bir kadındır. Adi, küçük doğuzda Biraz bencillik ve narsizlik her insana lazım ama. Küçük dozda. Yüzde yüz. Biraz evet. bencillik lazım. Evet. Bir şey diyeceğim yanlış anlama ama donuyorum şu an. Bir şey çalışıyor burada ve donuyorum. Yani onu kapattıralım ne olur. Çünkü... Ben niye yanlış anlayayım? Hayır o kadar ya. soğuk gelmeye başladı ki rejiye sesleniyorum. Burayı kapatın çünkü tamam. çok soğuk. <laughs> ya, çok, ya çok şeker yanlış anlama. <laughs> Hayır anlamadım. ama yani şimdi canlı yayındayız ve inanılmaz bir soğuk geliyor bana doğru. <laughs> evet. Bak bak bak. Küsüyen diyorum inanmıyorsunuz. Adini getirir misin ekrana. Hiç <laughs> küsen biri, yani, Hiç ki, biri Ya Az önceki surat halini lütfen o tavrına takılır mısın? Tedirginim korkuyorum bir halden. Bir şey söylerken korkuyorum. <laughs> ya, tamam tamam şaka yaptım. ya de örgümüzle konuşuyoruz. Baya soğuk. Az sonra hepinizi tek tek canlı yayına bağlayacağım. Burcunuzla ilgili ne öğrenmek istiyorsanız bak eşinizle, partnerinizle, çocuğunuzla Üst komşunuzla, alt komşunuzla özellikle sorun yaşıyorsanız bizi arayın, burcunu söyleyin, kendi burcunuzu söyleyin. Uzmanlarımız size nasıl davranmanız gerektiğini söylesinler. İlişkinizdeki problem ya sizin tavrınızdan ya onun Aynen. burcundan kaynaklanıyor. Şimdi ne soralım? Bak az önce söylemiştim ve reklama gitmeden önce. Kalbi onların pamuk gibidir. Böyle uzaktan bakıldığında hemen anlar. İyi kalpli Yumuşacık insanlar. bir kalbe sahiptirler. Hangi burçtan insanlardır bunlar? Ee, tabii ki yengeç diyelim ama yengeçin de ne düşündüğünü her zaman bilemeyiz. Gerçekten çok iyi niyetli olanlar balıklar. Çok iyi niyetli olan aslında teraziler. Teraziler böyle insanları kırmamaya çalışırlar. Hı -hı. Dengelerini bozmamaya çalışırlar. Kavgalı gürültülü yerlerden kaçarlar. Kavga gürültü sevmedikleri için de insanları da kırmamaya çalışırlar ama dinamik Yayın Ya geç <laughs> Şu Yayın anda klima mi? çalışıyor ya adil dondu. Ben dondum. Benden bir cevap beklemeyin <laughs> çünkü dondum ben Alaska. İnanılmaz soğuk. Ben böyle dinleyeceğim. Ya rejiyi söyleyeyim biraz tamam. daha soğuk versin. Ay, tamam solsun. biz Adili şu anda diskalifiye edip ikimiz konuşabiliriz. hadi bakalım <laughs> böyle, böyle devam ediyor program. <laughs> Yoksa klimadan dondu şu anda. Klimaya tamam. teşekkür ederim seni aradan çıkardığı için. Klima hep çalışsın arkadaşlar. <laughs> hep çalışsın. <laughs> <laughs> Kalbi pamuk gibi olan burçlar yengeçlerdir. Yengeçler, balıklar, teraziler, tatlılar onlar. Peki. Evet. Aşktan uzaktan yakından ilgisi olmayan aşkla. Yani aşka ona sorma. Aşk hakkında konuşmaz. Aşkla da çok ilgili değildir. <laughs> ya şimdi hangi insan insan olup da aşkı sevmez? Doğduğunuz ne güzel top Aşkla alakası olmayan evet. Aşkla ilgisi olmayan hiç kimse yoktur. Herkes aşkı yaşama şekilleri ve düşünme ve aşka bakış açıları farklıdır. Ama aşkı mantık ve akılla bakan tek burç vardır. O da oğlakla başak. Hmm. Yani onlarda biraz duygu aramak lazım. Peki. Boğa, boğa daha duygusal ha, değil mi? Daha duygusal. Konuşabiliyor şu ha. an? Sanki bir şeyleri kapattılar, evet. Peki, kapandı, evet. kapandı. Cilve, cilve nedir hiç bilmez. Hatta bazı <laughs> kadınlar der ya ben ben cilve yapmasını bilmiyorum. Ben düz bir kadınım yani, düz bir kadın. Bazı kadınlar da gerçekten doğuştan cilvelidir yani böyle. Hı. Hiç ona bir şey öğretmene gerek yok. Onun Var bir, bu ya. Cilve bilmeyenler var. Kova kadınları biraz cilvesizdir. Onlar akılcı ve yarı feminen, yarı maskülen kadınlardır. Hı. Hani böyle şeydir, savaşçı, Amazon kadınları evet. da. Ne demek cilve yapmak falan filan? Ne demek cilve yapmak? Ne demek cilve yapmak? <laughs> Söyleyeyim. Şimdi burada senin söylediğin tabirde önemli bir şey var. Maskülen enerjiye sahip kadınların cilveyle pek işi olmaz. Akrep de yapmaz. Arkadaşlar örnek Heh. rica ediyorum. Cilve? Mesela cilve nedir? İlişkide cilve yani önemli bir şey midir? Hangi kadınlar daha cilvelidir? Hangi burçlar? Cilve yapan bir kadın yapayım mı burada? Yap. ...karşımda ya. bir erkek oturuyor. Güzel şeyler söylüyor. Evet. Ya işte seninle evet. de güzel bir enerjimiz var falan filan. Mesela cilve, cilveli bir söz mesela. Çok da fazla hani göze batmadan. Hmm, seninle iyi anlaşacağımızı hiç düşünmemiştim ya. Mesela ya, bak yine yapıyor öyle. hafif. Yani davet. Bu da cilve davet, mi? hafif davet. <laughs> bak çok göze batmadan ben davet. olabilir... çok böyle şey. vücut dili diye anlamayın canım cilveyi. Yani Dur, beğenisini, beğen beyn, flörte girer bu. Beğenisini net bir şekilde ama dolaylı bir mesajla gösterebilmek. Ya senle iyi anlaşacağımızı hiç düşünmemiştim ya falan. Hmm. Beğenisini dile getiriyor. Hangi burçtan çıkar bu? İkizler yapar. İkizler, i̇kizler den, çok rahat yapar. Çok hatta yapar. sanatçısıdır. Evet. Balık ve yapar. ikizler hani çok iyi yapılabilir. Şimdi Abi, karşılıklıyız balık. şöyle diyorum. Canım onu bana verebilir misin? Uzatabilir misin? Elim çok yani uzanamadım falan böyle. Hani canımlı cicimli. Cilve değil karşısında. çok çünkü suyla ilgili konu Aa, uzatır tabii. yani. uzatır onda ee, cilve var. Filiz Ama... ablanın cilvesi o. <laughs> yani yani herkesin cilvesi kendine adilci. Aa, Milla herkes öyle ya. öyle Bunun yapacak değil. Yeter. Şimdi cilve. Bak. Filiz ablamı yedirmem burada. Onun cilvesi o. <laughs> Bu kadar cilve yeter. Palmasını cilve. Zaten. Erkek cilveli bak, olur mu? Cilve ve onu da anlatayım. Aa. Cilve ve Naz'ı söyleyeyim. Çünkü bunlar ikiz kardeşler. Cilve ve Naz. Çünkü bak, Cilve biraz gaz diye düşünelim, Naz da biraz fren. Hmm. Şimdi Cilve çok göze batmadan, yani böyle çok avam gözükmeden beğenisini dile getirmek, yani adama hmm. davetiye de bulmak. Hmm. Evet ya, biz anlaşabiliriz, bir flört davetinde hmm. bulunmak. Naz ise, nazlı kadın ise çok kabalaşmadan, agresifleşmeden hayır diyebilen. Hmm. Mesela ilk buluşma adam saçma bir teklifte bulundu. hadi bana gidelim falan. Saçma sapan hep diyorum ya bunu sırtlanlar. A kadının, Aa, sen beni yanlış anlamışsın ya demesi bak, bu önemli bir şey. Hı. Freni yapıyor ama şey kabalaşmadan, agresifleşmeden. Hı. Ne biçim adamsın ya? Ben böyle bir şey sorulamaz bana falan derseniz olmaz. Şu o adam aslında sizin tarzınızı anlamak istiyor olabilir. Şöyle, ya bu teklifi ben hiç duymamış olayım çünkü ben öyle bir kadın değilim dediğiniz zaman ha. naz yapmış oluyorsun hem hem de freni koymuş oluyorsun oraya. Adama bir dakika ha. diyorsun. Sen bir dur. Şimdi bu ikisi bitişik. Ama maskülen enerjiye sahip bir kadın da. Dakika bir şu oluyor bir der, Ne bu? Der. Tabii tabii. Ama maskülen <laughs> enerji de şu oluyor. Adama ben mesela bazen oluyor seanslarda herhangi bir şekilde duygunuzu belli ettiniz mi? Hayır niye edeyim ki? Ben belli etmem. Adil Bey ben adama duygun falan belli etmem. Ne demek ya? O yapacak. Ben hiçbir şey yapmam. Bu hangi burçtan çıkar? Ben de o zaman şey diyorum ya yani bir erkek hmm. olmak istediğiniz emin misiniz? Koç. Koç. Çünkü bu soru yapan. doğru bir soru. Çünkü bir erkek biraz ister o, o duyguların gösterilmesini. Bunu koç Hafif kadını mı yapar? Koç dan, dan koç kadının da maskürel enerji yok. Var var. Yapma. Mars kadını o. Koç cilveyi çok iyi bilir. Koç cilveyi çok iyi bilir. Değil, o cilve değildir onunki. Peki, değil. <laughs> Arkadaşlar hazır mısınız? Seyircimizle evet. buluşma. Onların o tatlı Aa, sesini geldi. duyma evet. anı geldi. Efendim Buyurun hoş efendim. geldiniz. Alo. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Buyurun dinliyoruz sizi. Ben İstanbul Baycılar'dan arıyorum. Adım Azime Tuna. Nasılsınız? Azime Hanım'ın çok iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Burcunuzu hemen alalım. Ben Yengeç Burcu'yum. Nur Hanım. Ee, sorunuz neydi? Sorum neydi? Ben e, rahatsız var. Bu sene beni ne bekliyor burcum olarak yani yengeç burçları hakkında yorum istiyorum. Evet çok teşekkür ediyoruz. Az önce çok kısa evet. bir yorum yapmıştık ama evet. yine sizin için yapalım. Yani e, özellikle Haziran'a de... yine bekliyor diye 12 burcu hatta kaçıranlar YouTube Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var kanalından takip ederler. Yine de söyleyelim. Şimdi yengeçler uzun yıllar 3-4 senedir zıt burcu olan Pliton'dan ve Satürn'den özellikle çok sert açı aldılar. Ve sağlıkları ile ilgili bir takım problemler yaşadılar. Yaşamaya devam ediyorlar. Henüz daha bitmiş değil olay. Çünkü Satü Pliton'da 2024 senesine 25'lere kadar oğlakta kalacak ve yengeçleri fokuslayarak daha etkiliyorlar. Ama şu ara 14 Mayıs'ta Jüpiter Balık Burcu'na geçti ve özellikle yengeçlerle güzel bir nüans içine girdi. Rahatsızlığı nedir bilmiyorum ama şu anda söylemedi. Rahatsızlıklarına Biraz daha böyle enerji daha bir yükselmeye başladı. İnşallah. 19 Kasım'da Ay bur ayı boğa burcundaki ay tutulmasıyla birlikte yengeçlerin sağlıklarında düzelme ah, düzelebilir. İnşallah. Peki sağlıklı günler diliyoruz. Azime Hanımcığım teşekkürler ediyorum. Alo, diğer tele